Günümüzde dünyada özellikle denizlerde, okyanuslarda kim öne geçecek, kim gemisiyle bayrak gösterecek gibi ciddi bir rekabet var. Deniz yüzeyinde gemilerle, denizin altında denizaltılarla, bu rekabetin bir de hava boyutu var. Bunlar deniz karakol uçakları. Bugünlerde birçok ülke deniz karakol uçaklarını geliştirmek, modernize etmek üzere yeni yeni projelere adım atıyor. Türkiye'de deniz havacılığını uzun yıllardan beri tekrar toparlamak üzere son dönemlerdeki adımlarını hızlandırmış durumda. Bu yıllarda hangi ülke hangi uçağı alıyor ve ikinci olarak popüler bir model olan Boeing'in P8 Poseidon uçağına bu videomuzda birlikte bakacağız. Hangi ülkeler sipariş vermiş? Konsept nereye doğru gidiyor? Neden deniz karakol uçakları bu kadar önemli birlikte incelemeye çalışacağız. deniz kuvvetleri uzun yıllar SKE tracker uçaklarını deniz karakol görevlerinde kullandı. Çift motorlu, piston motorlu uçaklardı onlar. 90'ların başında ekonomik ömürlerini tamamlayarak envanter dışına çıktı. Tabii ki 90'lı yıllar biraz daha soğuk savaşın bittiği, rehavetin olduğu yıllardı ama sonrasında yavaş yavaş gelişmelerin artmasıyla birlikte Türk Deniz Kuvvetlerine yeni bir deniz karakol uçağı ihtiyacı doğrultusunda alımlar ve çeşitli modifikasyonlar yapılmaya başlandı. Filo önce 6 adet CN-235 uçağıyla güçlendirildi. Bunu 3 adet sahil güvenliği alınan uçaklar izledi. Arkasından da çok uzun gecikmelerle birlikte ATR-72 tipi uçaklar Türk Deniz Kuvvetleri'nin envantene girerek deniz karakol görevinde de kullanılmaya başlandı. Şimdi mevcut filoya baktığımız zaman Türkiye'nin etrafındaki Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz açısından gerek ATR olsun veya CN-235 uçakları olsun kapasite olarak yeterli bir görüntü içerisindeler. Ama konu siz işte Libya açıklarına bir deniz karakol uçağınızı yollamak istediğiniz zaman veya havada çok uzun saatler kalması gerektiği zaman biraz daha konu sıkıntıya giriyor. Bu nedenden dolayı yeni nesil deniz karakol uçakları çok uzun menzilleriyle ve yüksek taşıma kapasiteleriyle, taşıma kapasitesi açısından dediğimiz torpidolar veya atılan bombaları söylememiz gerekiyor. Büyük önem taşıyor. Son yıllarda da bu pazara Boeing hızlı bir giriş yaptı. Boeing'in en çok satan yolcu uçaklarından 737-800 Next Generation, işte yeni nesil olarak adlandırılan bu uçağın 800 gövdesine 900 serisinin kanatlarını takarak geliştirilen P8 Poseidon'da kısa sürede önemli siparişler almaya başladı. Boeing 737 zaten son Max serisini şöyle bir kenara alırsak, uzun yıllardır gökyüzünde kendini ispat etmiş, bir tasarıma sahip, gerçekten başarılı ve ciddi bir potansiyele sahip bu uçakta 2008 yılından itibaren farklı farklı modifikasyonlar uygulanmaya başlandı. Şimdi Deniz Karakol uçağı dediğimiz zaman birincisi havada uzun süre kalacak. İkincisi takılan anten ve radar sistemleriyle su üzerindeki gemileri tespit edecek. Barış zamanı kaçakçılık gibi konularda da istihbarat sağlayacak. Yani bir yandan da biraz da sinyal istihbaratı gerekiyor. Aynı zamanda bu radarlar elektronik olarak uzun menzili tararken bazen de uçak içerisinde görev yapan personel, özellikle sahil güvenlik görevleri için gün gelecek kendileri dürbünler alıp bakacaklar. Veya kazazedeler için suya çarptığı zaman şişebilen botları atabilme durumları gibi çok çok farklı görev geliyor. Bir de tabii ki denizaltıların tespiti için özel ekipmanlar da bu uçakların temel standart ekipmanları arasında yer almaya başlıyor. P-8 Poseidon Amerikan donanmasında uzun yıllardır kullanılan P-3 Orion'ların yerine seçildi. P-3 Orion aslında bir yolcu uçağı, 4 adet turboprop motora sahip Lucky tarafından tasarlanmış bir uçak. Bu uçak Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında Avrupa'da da birçok ülke tarafından satın alındı ve uzun yıllar deniz karakol görevlerini gerçekleştirdi. Boeing P-3'lerin yerine geliştirmek üzere P8 konseptini sunduğu zaman epey bununla ilgili bir rekabet gerçekleşti. Hatta Embraer'in 145 serisi de bu rekabet içerisinde ihalede yer aldı ama Amerika seçimini Boeing 737 bazlı P8 üzerinde gerçekleştirdi ve Boeing hızla çalışmalara başladı. Bu çalışmalar yapılırken gelen en büyük soru P3 gibi uçağın alçak irtifalarda manuel uçarak çeşitli manevraları yapıp yapamayacağı sorusuydu. Zaten Boeing kendi pilotluk felsefesi olarak pilotun ön planda olduğu kararları pilotun verdiği bir sistem sunduğu için bu konuda yapılan testlerden 737 başarıyla çıktı. Ve uçak üzerine farklı farklı sistemler yerleştirilmeye başlandı. Bunlar arasında ana sistem Raytheon tarafından geliştirilen APY-10 çok görevli yüzey araştırmadadır. Bu sistem su üzerindeki çok uzun menzilde birçok hedefi aynı anda takip edebiliyor ve bölgeyi geniş alanları tarayabiliyor. Boeing bu tasarımda kabinde normalde yolcu uçağı olan bunun kabinini sökerek çeşitli operatörlerin görev yapacakları çeşitli konsollar yerleştirdi. Bu konsollar için uçakta iki pilotun yanı sıra standart ekipman ekip arasında 7 kişilik de operatör ekibi görev yapıyor. Bu ekip hedeflerin takibinin yanı sıra gerektiğinde atılacak mühimmatlar konusunda da çalışmalar gerçekleştiriyor. Bunlar nedir mesela? Mark 54 torpidosu veya özel süzülen, uzun menzile gidebilen bombalar. Aynı zamanda deniz yüzeyine atılan ve dipteki denizaltıları takip edebilen sonaraylar gibi farklı farklı nesneleri uçağın gövdesine yerleştirilen özel noktalardan atılabiliyor. Aynı zamanda kanatlara da özel bu tür mühimmatlar takılabiliyor. Son dönemlerde P8'e Avrupa'dan iki önemli ülkeden de müşteri geldi. Bunları da biraz anlatmak isterim. Bu ülkelerden biri Norveç. Norveç'in önemi özellikle kutup bölgeleri kontrol amacıyla gelişmiş sistemleri alan bir ülke Norveç. Aynı zamanda çok da zengin bir ülke. Norveç için imal edilen ilk P8'in üretimi başladı. 2022'de Norveç ilk P8'ini teslim alacak. Norveç'in yanı sıra Almanya'da P8 almak üzere düğmeye bastı. Bu konuyla ilgili talebini Amerika'ya bildirdi. Almanya'da meclis kararından sonra, parlamento kararından sonra bu P8 konusunda işte fiyatın, onayların çıkması planlanıyor. Ve son yıllarda bakıyorsunuz işte Almanya kendi uçak sistemlerini işte Eurofighter alımını arttırdı. Bir taraftan Fransa ile birlikte gelecek nesil uçak tasarımlarını yaparken diğer taraftan da F-18 siparişiyle, bu P-8 siparişiyle Amerika ile de ciddi bir işbirliği gerçekleştiriyor. P-8'in diğer kullanıcılarına baktığımız zaman Amerikan donanmasının yanı sıra Hindistan, Avustralya, İngiltere dikkat çekiyor. Ve buna önümüzdeki dönemlerde Norveç ve Almanya'yı söyledim. Yeni Zelanda ile Güney Kore'nin de eklenmesi bekleniyor. Uçağın biraz da teknik özelliklerine bakarsak 2 pilot ve 7 kişilik ekibin temel ekip arasında yer aldığını söylemiştim. 737 gövdesinden geliştirilen P8 41.000 fit irtifaya kadar çıkabiliyor. Uçağın görev menzili 2222 kilometre. Uçak ferry olarak adlandırılan havacılıkta bir noktadan bir noktaya gidecekse bu sefer menzili 8300 kilometreye kadar çıkıyor. Bu arada tabi hatırlatmamıza da fayda var p 8ler havadan yakıt ikmali ile çok uzun saatler havada kalabiliyor. Uçak saatte maksimum 907 km hıza çıkabiliyor ve çok geniş alanlara özellikle okyanuslarda görev yaparak uzun saatler havada kalarak geniş alanları tarayabiliyor. Bu açıdan Amerikan donanması P8'lerin sayısını oldukça arttırmış durumda. ...günümüzde yüzden fazla P8 Amerikan Deniz Kuvvetleri adına uçuşunu gerçekleştiriyor. Bu videomuzda yeni nesil Deniz Karakol uçaklarından P8 ve girişte de anlattığımız gibi neden deniz karakol uçakları çok önemli bunların görevlerini özelliklerini size anlatmaya çalıştım. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın detaylı havacılık sivil havacılık konusunda ve savunma konusundaki haberlerimiz, tolgozbek.com sitemizde iş birlikleriniz için bize info@tolgozbek.com adresinden mail atabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.